Arkadaşlar merhaba. Yabani otlar baharda coşar. Daha fazla olur. Ama kışın da bazı yabani otlar olabilir. O nedenle bu videomun konusu kışın da soğuklardan etkilenmeyen bulabileceğiniz otlar hangileridir? Onları size tanıtmaya çalışacağım. Tabii ki karşıma hangi otlar çıkarsa sizler onları göstereceğim ama kışın da toplanabilecek ot sayısı çok fazla. Çok soğuk olduğu zaman otların bir kısmı soğuklardan zarar görür. Fakat tamamen kökten kurumaz. Bu yıl çok soğuk oldu. Donlar yaşandı. Ama yine de şu gördüğünüz otlar üst tarafları kızardı. Şöyle bir yanık gibi oluştu. Sonra tekrar canlandılar. Bu yabani marullar çok güzellerdi. Ama şimdi yine güzelleştiler. Tamamen kökten kurumadılar. Şöyle yakından göstereyim. Yabani marullar bunlar. Daha önceki videolarımda da paylaşmıştım. Yabani maruldan salata yapmıştım. Evet, burada bıçağımı unutmuşum. Onun için de geldim. Ot toplarken bıçak da çok önemli. Şimdi çok fazla ot toplamayacağım. Ama salata için kullanacağım bir kısım otları toplayacağım. Şurada mesela gördüğünüz yabani marulun yapraklarından birazcık alacağım. Bunları da şöyle hemen taze yapraklarını kullanacağım. Bu ottan da vazgeçemiyorum. Çok da güzel, keyifliler. Şöyle bu tarlayı yakında süreceğimiz için bunların hepsi gidecek. Arkadaşlar, ot toplamak mı güzel? Ottan yapılan yiyecekleri tüketmek mi çok güzel? Bu marul ihtiyacımızı fazlasıyla karşılıyor. Evet, birinci otumuz yabani marul olsun. Şimdi karşıma çıkan başka bir ot. İkinci otumuz kışında olan bulabileceğim otlardan biri. Kuş otu. Kuş otunu kış ve baharda çok fazla görebilirsiniz. Böyle yayılıcı bir bitkidir. Birbirine yaslana yaslana gelişimlerini tamamlarlar. Tohumlarını yere dökerler. Onlar tekrar baharda çıkarken diğerleri de büyümeye gayret ederler. Tohum vermeye gayret ederler. Yani istilacı bir ot türüdür aslında. Ne dedik? Kuş otu, serçe otu, tavuk otu. Bir miktar daha şöyle alayım. Ot yemeklerini daha çok tercih ettiğim için her zaman böyle bir miktar toplamayı uygun buluyorum. Evet, salata olarak kullanacağım iki ot türünü toplamış oldum. Bunun dışında tanıtabileceğim kışın soğuklara dayanıklı olan otlardan bir tanesi de arkadaşlar gelincik otu. Bakın burada şu gelincik otu normalde soğuklara dayanıklı değilmiş gibi görünür. Şu üst yaprakları böyle kahverengileşme, bordolaşma gibi olabilir.
şurada gördükleriniz gibi. Ama sürekli alt tarafta tazeliğini koruyacak yeni yapraklar çıkarmaya devam eder. Alttakiler kötüleşir fakat o sürekli kendini yeniler. Eğer şöyle ot yağını içindeyse şuradan gelen ısıyla birlikte soğuklardan daha az etkilenir otlar. Nitekim daha açık arazide tek başına bir gelinciyi görürseniz mutlaka böyle üstü morarmıştır, kahverengileşmiştir, kurumaya dönmüştür ama tabii tamamen kuruma söz konusu değildir. Gelincik otu da kışa dayanıklı, soğuğa dayanıklı bir ottur. Yağmurlarla birlikte hemen eğer gelincik orada oluyorsa bulunduğunuz yerde mutlaka gelinciyi görebilirsiniz. Bu ot da ballababa otudur. Şöyle pembe, koyu pembe rengi çiçekleri vardır. Bunlar arılar tarafından çok tercih edilir. Ballababa otumuz bu. Evet arkadaşlar, bunun dışında soğuğa dayanıklı kışın bulabileceğiniz otlardan bir tanesi de develik otudur. Bir diğer ismi ebegümeci. Bu ot da soğuğa dayanıklı bir ottur. Her zaman bunu da görebilirsiniz. Özellikle su kenarlarında daha yaprakları büyüktür. Şu haznesi daha büyüktür. Bir avuç içi kadar olanlar vardır. Bunların yapraklarından sarma yapılır. Yemeklere karışık otların arasına karıştırıp yemeklere katabilirsiniz. Salatasını yapabilirsiniz. Evet, ebegümeci otu bu şekildedir arkadaşlar. Diğer otlardan şekil yönüyle de farklıdır. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Yani sanki marul tarlası. Alabildiğine her taraf marul. Şöyle görüldüğü zaman pek anlaşılmıyor ama yakınlaştıkça tarlanın her tarafında yabani marul var. Yabani marullar kartlaşmaya başlayınca 1,5 metreye kadar sopa üzerinde büyüyor bunlar. Bu marullarla büyüdüğü zamanki hali arasında o kadar çok farklılık var ki tanıyamazsınız o bitkiyi. Burada da yine yenen otlardan, dayanıklı otlardan, kışında olan otlardan bir tanesi deve tabanı otu. Çok böyle serttir, dayanıklıdır. Dantel gibi böyle masaüstü sehpalarını daha önce konulan, çeyizlik için yapılan dantellere de benziyor. Güzel. Tadı da güzel. Karışık yemeklerin içine de katılabiliyor. Geldik. Şöyle labada otunun olduğu yere. Buraların her tarafında labada bitkisi görebiliriz. Bunlar genellikle kuzu kulağı otuyla karıştırılır. Ama eğer karıştırıyorsanız şöyle bir yaprağını koparıp şurasını ağzınıza aldığınız zaman, ezdiğiniz zaman çok ekşi bir tat geliyorsa bu kuzu kulağıdır, labada değildir. Ama normal bir ot tadı geliyorsa kesinlikle labada otudur. Üzerinde bordo renginde damarlar vardır, çizgiler vardır. Yaprakları çok büyük değildir. Bunlardan genelde sarma yapılır en güzel veya pirinçli yemeği yapılır. Üzerine sarımsaklı yoğurtla da çok güzel gider. Bakın. Ülkemizde labada otunun pek çok türü vardır. 25 türü olduğunu biliyorum. Bazı türlerin yaprakları daha iricedir. Daha çok sulak bölgelerde yetişir. Ama bizim bulunduğumuz bölge sulak değildir. Yağmurlarla birlikte sulardan büyüyen labada otları vardır ama genelde labada otları bizim burada yere doğru yatay konumda büyür. Ama havalar çok yağışlı giderse tabii ki o da boylanır. Yine bir başka otumuz da arkadaşlar sütlüce otu. Sütlü diken otu. Yapraklarının her yerinden süt çıkan bir ottur. Böyle
O nedenle sütlü diken otu, sütlüce otu bir yön isim verilmiştir. Aynı zamanda bu otun başka isimleri de vardır. Çoban düdüğü, Türkmen düdüğü gibi, helvacık otu, eşek helvası, çok fazla isim vardır. Buralar, her taraf çok fazla yayılmış şekilde helvacık otunu görmekteyiz. Bunu da haşlayıp çok güzel salatasını yapabilirsiniz. Bunun da salatası kanalımda mevcut. Eğer merak ederseniz izleyebilirsiniz. Şurada gördükleriniz turp otu arkadaşlar. Bunlar büyüyüp hatta büyümeye başlamışlar. Şuradan filiz verecekler, büyüyecekler. Sarı sarı çiçek açacaklar. O sürgünlerini toplayıp salatası yapılabiliyor veya kavrulabiliyor. Ama bu şekilde toplayıp kök kısmından onu da haşlayıp çok güzel salatasını yapabilirsiniz. Hafif tüylüdür. Özellikle hardal otuyla turp otu birbirine benzer. Bakın turp otu griye yakın bir yeşili vardır. Mat bir renge sahiptir. Ama hardal otu daha pürüzsüz, daha yeşil renge sahiptir. Grimsi değildir. Yine burada da başka bir otu görüyoruz arkadaşlar. Çoban çantası. Bu da çiçek açmaya başlamış neredeyse. Şöyle gördüğünüz gibi. Tere gibi. Acı olmayan, çok lezzetli, yeşillik gibi tüketilebilen otlarımızdan bir tanesidir. Çoban çantası. Birkaç tane bu ottan toplayayım. Çoban çantasının kök kısmı sert bir yapıya sahip. Yani göründüğü kadar nazik değil kök kısmı. Şöyle gösterebilirsem şuradan. Bakın şu otu, bu otun kök kısmını buradan koparamayız. Öyle bir sert. Ancak bu şekilde kesebiliriz. Minicik çiçekler açmaya başlamış. Evet, çoban çantası otu yeşillik olarak tüketilebilen, acı olmayan, çok lezzetli otlarımızdan. Her şey yapılabilir. Bütün istediğiniz yemeklere katabilirsiniz bu otu. Şimdi karşıma çıkan bu otlar çok değişik otları da görürsem size tanıtmaya çalışacağım. Şimdi diğer koca tarla dediğim tarlaya doğru gidip orada olan otları size tanıtmaya çalışacağım. Videomun konusu kışında bulabileceğiniz otlar. Başka bir deyişle soğuğa dayanıklı olan otları göstermek. Tabii ki bölgelere göre mutlaka farklılıklar olacaktır ama en azından benim bulunduğum Çanakkale bölgesinde bu şekilde verdiğim bilgiler geçerlidir. Burada rüzgar var. Güney yamaca inince rüzgarı az hissediyorum ama burada rüzgar daha fazla. Bakalım hangi otları göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi tanıtacağım ot size iğnelik otu. Size daha önceki videolarımda
ince otlar olarak gösterdiğim ot budur. Ama bunun farklı türleri de varmış. İğnelik otu diye geçiyor. Bir diğer ismi bu otun leylek gagası. Eğer çiçeklerini görürsem, eğer çiçekten sonra tohum kısmını görürsem gaga kısmını da göstereceğim. Bu ot da gelincikle birlikte çok güzel börekler, çörekler, yemekler yapılabilir. Bunu kökünden çıkarıyorum çünkü bu tarla sürülecek. Gelincik otuyla iğnelik otu birlikte kullanılır. Birçok yemekte, börekte, çörekte artık aklınıza ne geliyorsa gözlemede. Birbiriyle çok uyumlu iki ot. Bu otu başka yerlerde, daha doğrusu bu otun ismini başka yerlerde farklı otlara da vermişler. Ben o otları pek tanımıyorum. Benim bildiğim iğnelik otu budur. Şimdi hemen alayım üstünden. Leylek gagası adı da veriliyor bu ot arkadaşlar. Eğer görürsem çiçek açmış hali. Evet, şuradaki leylek gagasına benziyor ama çok küçük. Şöyle koparmaya çalışayım. Bunlar leylek gagasını andırıyor. O nedenle leylek gagası otu deniyor bu ota. Beyaz çiçekleri vardır. İnce otlar sınıfındandır. Hemen pişer. İnce ot dediğimiz zaman bu otu hemen tavaya atın. Birazcık su ekleyin. Hemen 2 dakikada hemen yumuşar ve yenecek kıvama gelir. Üzerine yumurta mı kırarsınız? Üzerine sarımsaklı yoğurt mu dökersiniz? O size kalmış bir şey. Evet, burada birçok ot var. Tabii ki hepsini toplamayacağım. Bunlar kalacak. Topladıklarım bu kadar benim. Bunları yeşillik olarak tüketeceğim. Şöyle yine size otları tanıtmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, burada yine bir ot daha var. Bu çok belirgin olan bir hardal otu. Yani Türkgillerden olan hardal otumuz budur. Şöyle bakın, mor renkli, iyice patlıcan morunda. Dışı dikkat edin, parlak renkli sahip. Yine sarı çiçekleri açar turp otu gibi ama rengi bunun daha yeşildir, daha parlaktır. Ve turp otu ile karşılaştırdığımız zaman özellikle biz Urla'da bu otsa diğer turp otunu tercih ederiz. Bu yenmez mi? Tabii ki yenir. Mesela şuradan hemen bir tane koparayım. Şu otu annemin yaptığı yöntemle şu gereksiz kaba olan yapraklarını çıkarayım. Bunları çıkarmayabilirsiniz arkadaşlar. Ben alışkanlıktan dolayı çıkarıyorum. Siz çıkarmayın. Bunu bu şekilde toplayıp filizlerini haşlayıp veya yine kıyarsınız, kavurup yumurtalı çok güzel yemekler yapabilirsiniz kendinize. Hardal otumuz budur. Evet. Arazi bol. Ben de mümkün olduğu kadar bu otları toplayıp değerlendiriyorum. Haydi gidelim arkadaşlar başka bir bölgeye. Bakalım hangi otları göreceğiz. Burada otların içinde sürülmemiş bir alan burası. Kara kavruk otu. Kara kavuk otu da deniyor buna. Şöyle yerinden çıkartıyorum bu otu. Sizlere göstermek için. Evet, dibi odunsu. Aynı radika otunda olduğu gibi sert bir kök yapısı var. Bu ot, şöyle temizleyeyim önce. Kara kavruk otu. Radika otuna çok benziyor. Şöyle çöplerini de atayım. Şöyle geniş yapraklara sahip. Aynı zamanda gövdeden çıkan yaprakları var. Bakın arkadaşlar, kara kavruk otu. Karaoğluk deniyor. Karaoğlak otu deniyor. Kara kavruk otu sanki daha yaygın kullanılan bir isim. Bu da öyle. Şurada gördüklerimiz kara kavruk otu. Çok yıllık olduğunu da şuradan anlıyoruz.
Şuradaki sopası geçen yıldan kalan, çiçeklenmeden kalan çubuğu. Bunlar. Bu kara kavrukut. Önce bir temizleyeyim. Sepetin içine atayım bunları. Soğuklardan çok etkilenmeyen ot türü bu da. Sert bir dokusu var. Öyle yumuşak değil, gelincik gibi değil. Hatta yalancı marula göre biraz daha sert dokusu var. Dayanıklı bir ot. Kışın soğuklarda olur. Radik otu. Namı diğer kara hindiba. Hemen yakınında yine bakın tekrar nasıl otların arasından çıkmaya çalışmış, mücadele veriyor. Şöyle açayım hatta. Kara hindiba. Ege'lilerin dediği gibi radika. Bunu alayım. Bunu alayım şöyle birazcık. Hatta kökünden alayım ki size de kökteki o siyahlığı göstereyim. Neden bu bitkiye kara hindiba denmiş? Yani henüz bilinmiyor. O döneme ait çalışmalar çok fazla olmadığı için kulaktan doğma bilgilerle biz de buna kara hindiba dendiğini biliyoruz ama çiçekleri sarı, yaprakları yeşil. Şuradaki kök kısmı aşağıya doğru uzar. Bu otu özellikle o nedenle kara hindiba denmiş olabilir. Kara hindiba odur. Şifalı otumuzdur. Hemen kökünü göstereyim. Bakın siyah. Güzelliğe bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Çok seviyorum otları. Şimdi bu otu artık gördükten sonra kara hindiba otu diyebilir misiniz? Evet, bunu da sepetime çok fazla fırtına çıktı arkadaşlar. Şöyle böyle hemen kuytu bir yerde buldum. Ne olduğunu biliyorsunuz. Kuzu kulu, ekşi ot, ekşici ot, ekşi kuzu otu. Gerçekten çok ekşi bir tadı var. Bunu salataları doğradığınız zaman limona hiç ihtiyaç hissetmezsiniz. Bunları böyle toplayıp yemekte bu şekilde yerken kızım çok seviyor. Bu ot neydi? Şu otun ismi nedir? Sınavda gibi hissediyor kendisini. Güzel cevaplar veriyor. Öğrendi yani en azından. Benim ısrarıma rağmen öğrendi. Bakın. Ne kadar güzeller. Şuradaki otları hemen toplayayım. Bunu arkadaşlar kökünden toplamanıza gerek yok. Çok yıllık bir bitki. Bulunduğu yerde yıllarca bu şekilde yaprak verir, çiçek verir, üremeye devam eder.
Çok güzel yine iğnelik otu gördüm arkadaşlar. Çekemeden de duramadım. Bakın şu bölgede. Şu gördüklerimiz iğnelik otu. Otların yanında olduğu için korunmuş. Bundan da bir parça alayım. Çok yapısını göstereyim size. Çünkü bu kadar büyük tarla içinde görmemiştim. Daha erken de çok büyümesi için. Şöyle bakalım. Şöyle. Ne kadar büyük bir ot olmuş. Leylek gagası. Yine aynı yerde gelincik otu. Bakar mısınız? Ne kadar muhteşem bir ot. Yeşilin tonuna bakın. Yani o kadar büyük bir ot. Çok faydalı. Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar için birebir ottur bu arkadaşlar. Sindirim sisteminde çok etkilidir. Evet arkadaşlar, size kışın yetişen soğuklara dayanıklı, donlara dayanıklı otları tanıtmaya çalıştım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.